Arkadaşlar merhaba. YouTuber Merve Mio'nun evinde gizlice kalacağız. Ben kapıcıyla işbirliği yaptım ve anahtarı da kaptım. Işığımız gitti bu arada. Hemen içeri girelim, eşyalarımızı yerleştirip Merve Mio'nun gelmesini bekleyelim. Evet, şimdi geldiğimize göre kameralarımızı yerleştirip biz de saklanalım ve Merve Mio'nun gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Hadi o zaman kameraları yerleştirelim. Arkadaşlar şimdi en önemlisi eşyalarımızı güzelce saklayalım ki görmesin. O zaman ayakkabıları saklayalım şimdi. Burası ayakkabılık herhalde. Lan kedi. Şöyle yapayım, fark etmez o ayakkabılarını, buraya açmaz büyük ihtimal. Evet, şimdi de kameralarımızı güzelce her yere saklayıp kayda başlatalım. Bir geçelim o zaman. Şimdi bir tanesini mutfağa yerleştireceğiz. Mutfakta öyle bir yere koyacağız ki hiç fark etmeyecek. Bu taraftan koyayım. Tamam. Şöyle sakladık mı arkadaşlar hiç fark etmez, emin olun. Zaten birazdan gelecek kendisi. Hızlıcana diğer kameraları yerleştirelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer kameralarımızı yerleştirelim. Bir tane de dolabın üstüne koyalım ki hani fark etmesin. Şöyle kamerayı açtık mı, video moduna aldık, öyle koyduk mu? Tamam be. O zaman diğer odalara da kameralarımızı yerleştirelim. Hadi bakalım, çok korkacak, çok korkutacağım ben Merve'yi. Arkadaşlar şimdi bir tane kamerayı salona yerleştireceğiz. Çünkü çok vakitini salonda geçiriyor diye biliyorum Merve'mi. Nereden biliyorum bilmiyorum onu da. Hadi geçelim o zaman. Böyle nereye koysam acaba, nereye koysam? Şu koltuğun arasına sıkıştırıp koysam bence hiç fark etmeyecek, biliyor musunuz? Böyle kamerayı da açayım. Öyle koyduk mu? Bunu hiç fark etmeyecek. Zaten yastığın şu siyah şeyine denk geldi. Hiç görmez. O zaman diğer odalara da hemen diğer kameralarımızı yerleştirelim. Şimdi Merve Mio 3+1 evde oturduğu için çok sayıda odalara var. Biz de ne kadar elimizde makine varsa hepsini getirdik ve tek tek yerleştirelim. Bana ne koyayım? Birini şu odaya yerleştirelim diye düşündüm. Çünkü şöyle kapıdan girdiği zaman kamerayı buraya saklayalım. Mesela ben olsam evimi ararken direkt kapıdan girdiğimde yatağıma bakmam, etrafa bakarım. O yüzden hemen bir tanesini şöyle yastığın kenarına sıkıştırıp koyalım. Şöyle koyduk mu? Şöyle koyduk mu? Hiç fark etmez. Bakın hatta yeşille siyah uyuşumu hiç gözükmüyor. Hiç. Diğer kameramızda Merve Mio'nun yatak odasına yerleştireceğiz. En önemli noktası. Merve Mio da bilgisayarını açık unutmuş burada. Böyle. Bir tanesini nereye yerleştirsem diye düşündüm. Bilgisayarın yanına yerleştiririm. Çünkü büyük ihtimal geldiğinde direkt zaten bilgisayara oturmayacak. İşten gelecek, yorgun. Direkt büyük ihtimal televizyon bir şey izler diğer odada, salonda. O zaman bir tanesini de şuraya, bilgisayarın kenarına yerleştirelim. Kamera video modunu açtık şöyle. Zaten iki monitör kullandığı için zaten bu monitöre bakmayacağını düşündüm ben de. Şöyle yapıp şuraya koyarsam zaten hiç fark etmez. Bir saniye koyabilirsek tabii ki de. Kamufle oluyor arkadaşlar. Zaten siyah olduğu için. Ya. Tamam, böyle koyduk mu arkadaşlar? Zaten bunu hiç fark etmez yani. Bakın zaten siyah. Laptop da siyah. O yüzden hiç endişe etmemize gerek yok. Bu kısımda tamam. O zaman gidip saklanalım ve Merve Mio'nun gelmesini bekleyelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi salonda kanepenin arkasına saklanacağız. Ve sesimizi hiç çıkarmadan Merve'nin gelmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir yere saklanacağım. Şöyle birazdan ışığı kapatacağım. Sadece size göstermek için böyle yaptım. Arkadaşlar Merve Mio geldi. Evet, hiç fark etmiyor şu an. Arkadaşlar, arkadaşlar salona girdi. Şimdi bilgisayarın başına oturuyor. Şimdi onu korkutmaya başlayacağız artık. Hadi. Arkadaşlar Merve Mio şu an kedisini seviyor. Şöyle bak. Evet, hiç fark etmiyor. Evinde biri olduğunu asla fark etmiyor. Bilgisayardan bir şeyler dinlemek istiyor herhalde. Arkadaşlar şimdi Merve Mio'yu korkutacağız. Gidip
Vizeri kapatıp saklanacağım. O zaman sessizce gidelim, bilgisayarı kapatalım. Bilgisayarı kapattım. Arkadaşlar şimdi tekrar bilgisayarı kapatacağız ve çıldıracak. Bu sefer korkmaya başlayacak. Hadi gidelim. Şimdi ışığı kapatacağım ve saklanacağım. Işığını açtı, şimdi bana doğru geliyor. Balkonu kontrol ediyor. Balkon niye bakıyorsa artık balkonda kim olacak ya? Arkadaşlar tam bir seri katil gibi ya. Elindekine bakın. Evet, şimdi diğer odaya saklanalım ve ışıkları yine kapatıp açalım. Ya ne oluyor ya? Kızım geride dur. Geride dur kızım. Arkadaşlar geliyor buraya doğru. Yatan. Yok, burada vazgeçip görünce bunu perdenin arkasına saklayın. Umarım perdeyi açmaz. Perdeyi açarsa sıçtık. Evet, perdenin arkasına saklandık. Umarım görmez. Buradan bir ses geldi. Ses buradan geldi. Evet, biz de gidip diğer odaya saklanalım ve oradan da ses çıkarıp ışıkları kapatıp açalım. Korkarım mı? Arkadaşlar şimdi diğer odaya giriyor ve o odaya gideceğiz. Abi mesaj açın. Orada saklanacağız, ses çıkaracağız. Mesaj yazıyor. Umarım polis çağırmıyordur. Allah'ım, bir ses geliyor, duyuyorum ya şu an. Şunun ses geliyor. Kafamın içinden geliyor. Arkadaşlar şimdi salona gitti. Biz de mutfağa gidelim. Onu gerçekten çok korkunç bir şaka yapalım. Umarım aklını kaçırmaz. O zaman mutfağa gidelim. Şarkı açarsam ses duymam. Böyle modum gelsin.
Evet. Mutfağa geldik. Şimdi ona yapacağım şaka ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çaydanlığa su koyup gazın altını açacağım. Bir ses çıkaracağım. Gelince tepkisini hep beraber görelim. Tekrar yemek masasının altına gireceğiz. Duvara vurup ses çıkaracağız. Evet, şimdi duvara vuracağım. Bakalım gelip şeyi görünce nasıl bir tepki verecek. Evet, şimdi ses çıkaralım. Yuh, yukarıdan falan mı vuruyorlar ya? Yukarıdan vuruyorlar ya. Çok fazla mı vurdun? Ananın... Cinler bana çay yapmış! Çay yapmış! Ve yağ koymuş! Duydun mu onu bu? Çok açmış aslında. Kafayı yemek üzere şu an arkadaşlar. Şimdi ben salona gideceğim. Bilgisayardan müzik açacağım. İyice delireceğim. Evet. Salona geldik. Şimdi bilgisayardan müzik açacağız arkadaşlar. Açtık, saklanalım. Şimdi arkadaşlar ona yastık fırlatacağım. Bakalım korkacak ne kadar korkacak. Çok merak ediyorum. Umarım yerine bir şey olmamıştır. Çok kötü düştü. Videodan sonra bana çok kötü kızacak. Şaka yaptım. Ben vardım evde. Hiç fark etmedin mi? Gerizekalı mısın sen? Hiç mi fark etmedin ya? Sen gerizekalı mısın Asi? Yani böyle bir şaka olabilir mi gerçekten? İnsan senin aklını alıyor mu? Bak koluma ne oldu? Bak ne oldu koluma? Kıpkırmızı oldu kolum. Böyle şaka yapılır mı? Kafama niye yastık fırlatıyorsun? Özür dilerim. Ne yastık fırlatıyorsun? Öyle yaptım değil, farklı yap dedim. Böyle fırlatılmaz. Gerçekten ölecektim. Yani kafamı çarpsaydım ne yapacaktım? Lan siz bana fırlat dedin ya. Sana fırlattım işte. Hayır ama öyle fırlatılmaz. Nereye çarptın? Evet. Gerçekten acıdı bu arada. Çok acıdı. Ayağımı da burktum. Tamam. Arkadaşlar bu videoya Merve'nin yaralanmasının hatırına 10.000 like atmanızı istiyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.